Sivil toplum örgütleri, özel sektör ve tabii ki hiç eksik bırakmamamız gereken bir alanda uluslararası kuruluşlar. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü, kısa adıyla hepimizin bildiği adıyla FAO, gerçekten sadece su değil, her anlamda sürdürülebilirlik adına çok güzel işlere, projelere imza atıyor. Sadece yazalım, çizelim, raporlayalım değil, sahada da uygulamalarını bizzat yaparak, göstererek ve haklı olarak, bunu olumsuz anlamda söylemeyeceğim, gözümüze soka soka bu iş böyle yapılır diyerek gerçekten bize ön ayak oluyor. FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı Doktor Sayın Ayşegül Sarışık bizlerle birlikte. Merhabalar efendim. FAO ile ilgili güzel sözleriniz için. Çok teşekkür ediyorum efendim. Sağ olunuz, var olunuz. Kırmadınız bizleri. Bu özel günümüzde birlikte olduğunuz sağ olun, var olun. Efendim şimdi ana bir tema var. Bunu daha önce de vurguladım bu yayın serisi içerisinde. Ortaklıklar ve işbirliği yoluyla değişimi hızlandırmak denilmiş. 2023 yılı Dünya Su Günü özel teması. Bu gerçekten çok güzel bir şekilde belirlenmiş. Bizim herkesin ortaklığına ve işbirliğine ihtiyacımız var. Bu konuyu konuşacağız. Bunu ikinci bölüme bıraktım ama ilk bölümde biz burada rakamları, grafikleri, kuraklığı, tarımda suyun kullanımını bunların hepsinin verilerini paylaştık efendim. Tabii ki, tabii ki arzu ettiğiniz bölümünü tekrarlayabilirsiniz. Ama benim sizden ricam, istirhamım yaşadığımız bu sorunlara küresel ölçekte ve tabii ki ülkemiz ölçeğindeki şunu da sunucu çok iyi biliyor. Bu sorunların çözümünün yerelden de başlaması gereken noktaları mutlaka var. Ne önerirsiniz? Bir öneri seti hazırlarsanız bize neler aktarırsınız En zor kısmı bana efendim? bırakmışsınız gibi geldi. Evet, sağ olun. Ama rakamları zaten konuşmuşsunuzdur. Tabii ki Lütfen ortaklıklar, vurgulayınız efendim. Yani eylemler lütfen önemli. vurgulayınız. Yani tarımda şu an tatlı su kaynaklarımızın %72'sini tüketiyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Ama bu neden oluyor? Tabii bir taraftan da artan ihtiyaçlar, eğilimlerimiz var. Bu eğilimlerin başında tabii ki artan ihtiyaçlarımızın başında gıda geliyor. Çünkü nüfusumuz artıyor. Bir taraftan da işte daha bu gıdanın ortaya konulabilmesi için de işte belli bir yem gerekiyor, daha lifli üretim gerekiyor. Yani böyle olunca da 2050 yılına kadar da su kaynaklarının da artması gerekiyor. Çok ilginç bir şey ama hani Yani. rakam böyle bizim hesaplamalarımıza göre de %35 nispetinde bir ekstra suya ihtiyaç var. Şimdi ekstra suyu elde etmemiz biraz zor görünüyor. Bir dakika rica edebilir miyim? Tabii Girmek ki, tabii ki, istiyorum da tabii ki efendim. Bana geçebilirsiniz yönetmenim. Aslına bakacak olursanız. Şimdi Ayşegül Hanım'a ilerleyen dakikalarda Tarım ve Orman Bakanı Profesör Doktor Vahit Kirişçi'nin bugünkü basın açıklamasından iki satır da soracağım ve bu en önemli konu başlıklarımızdan biri olacak. Şudur, bir, suya göre tarım dedi, yani bir üretim planlaması yapılacak ise eğer birinci sıraya suyu yazacağız, su potansiyelimizi yazacağız dedi. İkincisi yetmedi, suda sıfır kayıp dedi. Şimdi bu ikisi sanki böyle birbirlerinin aynısı gibi gelebilir. Hayır öyle değil. Çok net bir şekilde sınırları çizilmiş ve doğru mesajlar bunlar. Bir, şunu demek istiyor. Tarımı suya göre planlarken mevcut su kaynaklarımızı da en az şekilde kaybederek, kaybını engelleyerek biz kullanmak zorundayız. Bunu yapacağız dedi. Bir başka önemli not, o da şu. Su kanunu taslağı. 25 yıldır yayıncıyım. Bunun 20 yılı tarımda geçti. Hep Türkiye'de bir bütüncül, konunun tüm taraflarını azaltarak bir araya getiren bir su kanunu olması gerektiğini, suyun kullanımından fiyatlandırılmasına kadar çok çeşitli bileşenlerin olduğu, çok fazla söylemek istemiyorum ama yani su bir sektör olarak değerlendirilmemeli bence ama herkes öyle konuşuyor. Anlaşılır olması için ben de bunu söylüyorum. Su sektörünün doğrudan çiftçiye, üreticiye doğru bir şekilde yansıması ve fiyatlandırma açısından da ciddi anlamda önlemlerin alınması. Anladım dostum, anladım. Ben bir işaretinde anlarım.
fiyatlandırılmasının net olduğunu aktarmamız son derece önemli. Ayşegül Hanım tekrar bizlerle birlikte. Şimdi Ayşegül Hanım, devam edin tabii ki ama bu arada ben izleyicime dedim ki ilerleyen dakikalarda Ayşegül Hanım'a ben Tarım ve Orman Bakanı'nın bugünkü açıklamasından 3 konu başlığını da soracağım. Belki zihninizde onu da tasarlarsınız. 1. Dedi ki artık suya göre tarım. 2. Su kaybı sıfır. Suda sıfır kayıp. Bir de su kanunu vurgusu yaptı. Önce cümlenizi, yorumunuzu tamamlayın. Sonra bu başlıklarla devam edelim efendim. Tabii şimdi su olmadan tarımı devam ettirmek, yani sürdürülebilir tarımı gerçekleştirmek mümkün olmayacak. Gıdanın geleceğini korumak ve sürdürülebilir kalkınma amaçlarına ulaşmak istiyorsak, tarımın ihtiyaçları ve rolünü hem analiz edip ona göre de bir desteklememiz gerekiyor. Şimdi tarımın kendisinin su kullanımında bir kere daha verimli olması gerekiyor. Yani aslında Sayın Bakanımızın söylediği suya göre tarım işte bununla ilgili. Yani öncelikle suyu daha az kullanarak daha verimli tarım yapmamız gerekiyor. Aha. Ki bunun içinde kirletici unsurları, su kütlelerinden de uzak tutmamız gerekiyor. Yani çevreyi koruma başlığı altında çevrenin içinde su aslında büyük bir kaynak. Suyu gerçekten kirletmeden topraktaki ya da su kaynaklarının işte bitkiyle buluşmasını veya gıda ürünleriyle buluşmasını, işte hayvancılıkta temiz su kullanımını desteklemek gerekiyor. Gibi. Bunun tabii aslında bunu konuşurken iklim değişikliğini de unutmamız lazım. Daha az suyla nasıl daha sürdürülebilir tarım yaparız, daha fazla nasıl gıda üretiriz, bunu hep birlikte işte bu eylemlerle belirlememiz gerekiyor. Burada mutlaka siz konuşmuşsunuzdur, şimdi işte modern sulama yöntemlerinin kullanılmasını mutlaka söylenmiştir. Ama şimdi bu su konferansında topluluklar, ülkeler bir araya gelip aslında güçlü bir siyasi irade ortaya koymalılar. İşte belki asıl can alıcı Ayşegül Hanımcığım, can alıcı nokta burası. Yazıyoruz, çiziyoruz. Sizler gibi uluslararası kurumlar en güzel projelerle bunu uyguluyor, bunu bize gösteriyor. Ama bunu genele yaymakta çok ciddi bir sorunumuz var ki hala sulama randımanımız %50, hedefimiz %75. Bu 75 bile tırnak içerisinde, bu konuda gelişmiş ülkelerin bile gerisinde bir oran. Buyursunlar efendim. Ya tabii şimdi burada niye %50 su randıman oranımız, suyu niye verimli kullanamıyoruz, niye hala salma sulamayla tarımsal üretim gerçekleştiriyoruz ya da boşa akan su kaynaklarımızı niye değerlendirmiyoruz? İşte bunların hepsinde sadece yazılıp çizilen raporlar değil, ne yapılmış, nasıl eyleme dönüştürülmüş, oraya da bakmak gerekiyor. Çok doğru. Belki bu 2023 Birleşmiş Milletler Su Konferansı'nda o işte ortak kararlar, aslında suyu kullanan sektörlerin bir rekabetçi sektörler değil de birbirleriyle işbirliği yapması gereken sektörler olduğu, bu konuda doğru planlama yapılması gerektiği, arazi ve su sisteminin bozulmadan en etkin nasıl kullanılabileceği konusunda ortak bir ve yenilikçi bir anlayışın ortaya konacağı bir toplantı olması bekleniyor. Tabii burada rekabet deyince kurumlar arasındaki rekabeti hepimiz biliyoruz. Evet. Herkes kendi alanına çok iyi sahip çıkıyor. O konuda tartışma yok. Kendi kanun yönetmeliklerini uyguluyor. Ama şimdi tarım dediğimizde tarımın çıktısı ne? Gıda. Gıda hepimize ait, değil mi? Tüm toplumu ilgilendiriyor. Bir, yani bir hak aslında. Bu hakkı en adil, en etkili şekilde tüketiciye sunmak için de belli kaynaklara ihtiyaç var. Bunun başında su geliyor. O zaman bu su yönetimini de en ortak anlayışla, adaletli şekilde yapmamız gerekiyor ki balıkçılıkta, ormancılıkta, tarım
hizmetlerini kapsayan tüm havzadaki tüm konular ortak akılla yönetilebilsin ki sonuçta ortaya çıkan ürün hem bu kadar milyon insanı besleyecek ürün olsun, gelecek için de endişemiz olmasın. İşte 2050 Öyle. yılında nüfus 10 milyara ulaşacak. Gıda üretimi %60 en az artmalı Artması diyoruz. gerekecek. Bu nasıl Doğru. artıracağız? Yani artırırken suyu nasıl kullanacağız? O önemli. O yüzden artık atık suların da yeniden kullanımı gündemde Gündemde olmalı. Hani olacak. çözüm dönemi Ayşegül Hanım, bir şey arıtılmış. sormak istiyorum. Ben tabii görevim gereği sizi takip ediyorum. Açıklamalarınızı okuyorum, notlarımı alıyorum. Şu vurgunuz benim için özellikle çok önemli. Sizi yakalamışken soracağım. Şimdi siz hep su kaynaklarının sadece tarım için değil, ekonomik büyüme, yoksulluğun azaltılması, çevresel sürdürülebilirlik için de çok önemli olduğunu söylüyorsunuz. Belki bu cümlenin altını sizin yine birkaç cümleyle doldurmanız şu yayın için bence çok değerli olacaktır. Şimdi sadece tabii su kaynaklarını tüketen tarım %72 ile şu an yeni rakamlarla, daha önce %70 diyorduk dünyada. Kalan miktarları da işte içme suyu olarak bizler ya da sanayide diğer sektörler kullanıyor. Ama su kaynaklarımız kısıtlıysa bu suyu ekonomik kullanmamız lazım. Bütün suyu ekonomik kullanmamız gerekiyor. Onun için de yatırımların, yani hangi sektörde olursa olsun, bu sadece tarım sektörü değil, diğer sektörlerdeki bu ekonomik yatırımların da suyun geri dönüşümünün düşünülerek yapılması gerekiyor. Hep işin daha önceki konuşmalarda bunu işte çevre yönetimi, atık suların işte toprağı, çevreyi, denizi kirletmemesi gibi kavramlar üzerinden belki konuşuyorduk ama inanın o atık suyun da bir artık kıymeti, değeri var. Tabii. Eğer onu geri dönüştürüp tekrar tarıma kazandırırsanız işte ekonomik değeri artıyor. Aynen Yani öyle. bir suyun kaç, yani harcadığımız suyun işte bir kilo buğday üretmek için litre üzerinden hesabını yapmamamız gerekiyor. Bunun bir ekonomik değeri var. Evet. O hesabı onunla ölçmemiz lazım. Bunu yapabilirsek ancak gerçekten hani sistemleri etkin bu anlamda çalıştırabilirsek, tabii çiftçiyi de bu konuda bilinçlendirebilirsek, çünkü verimli sulama yöntemlerini çiftçiye öğretmeden ortaya bir suyu çıkarttınız. Yani atık suyu da temizlediniz, arıttınız, toprakla buluşturacaksınız, işte sulamada kullanacaksınız. Ama onu yine verimli kullanamadınız. Yine gitti. Fark Ya etmeyecek. Ha, bu arada yıllar evvel kurak GAP'ta yaşadığımız. Efendim, evet. Ayşegül Hanımcığım, şimdi bilinçlendirme dediniz, çok önemli bir konu. Su verimliliği.gov.tr web sayfası da devreye girdi. Bilinçlendirme konusunda Tarım ve Orman Bakanlığımızda kutluyoruz. Güzel bir web sayfası hazırlamışlar. Gri su kavramını buradan öğrenelim. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın işte arıtma, az önce sizin söylediğiniz gibi yetmiyor, hatta deniz suyunun arıtılması, yağmur suyu hasadı gibi konuları mutlaka gündeme de almamız, getirmemiz de gerekiyor. Şimdi efendim, bir de atlamayalım. Sayın Bakan dedi ki artık su kanunu taslağını hani parlamentonun gündeminde. Şimdi seçim yaklaşıyor, gündeme gelir gelmez, çıkar çıkmaz. Orasını zaman gösterecek ama sunucu şunu çok iyi biliyor ki 20 sene önce de yaptığı yayınlarda bütünleşik bir su kanunumuzun olması gerektiğini en azından misafirlerine, konuklarına soruyor idi. Hala soruyor diyeyim, sözü size bırakayım. Yani bütünleşik su kanununun içinde ne yatıyor? Tabii ki su kanunu önemli. Ama ben yani kanunlardan çok kişisel olarak uygulamada ortak anlayışı görmeyi tercih ediyorum. Şimdi yazılan, çizilen şeyler tabii ki çok önemli. Bağlayıcı. Bağlayıcılık açısından önemli. Eğer hepimize bir yük getiriyorsa bu kanun ve bu sorumluluk ve bunun sonucu olarak da
suyun daha etkin kullanımı ve maliyetinin, ona göre kullanım maliyetinin, çiftçiye olan yükünün düşmesi ama verimi olan katkısının, etkisinin artmasına sebep olacaksa çok güzel bir şey. Aynen Ama öyle. sonuçta yani çok belki detayını şimdi bilmiyorum, o yüzden ne Tabii söylesem tabii. doğru olmaz. Ama yani burada amaç ne bizim için? Bir iklim değişikliği altında işte kuraklık ve selle uğraşıyoruz. Aynen öyle. Şimdi efendim. Kuraklık için kuraklığa ne Buyurun. yapmak lazım? Buyurun. Suya kurak, artık su tüketimi az olan, suya ihtiyacı daha az olan ürünlerle belki tarıma devam etmek gerekiyor. O bir çözüm. Bir taraftan modern sulama teknikleri diyoruz. İşte damla sulamayı, yağmur hasadını konuşuyoruz. Ya da geri dönüşümden bahsedip suyu arıtmamız gerekiyor. Bunu konuşuyoruz. Ama bunları yapabilmek için de bir program gerekiyor. Ya da sorumluluğumuzu hepimizin alması gerekiyor. Özel sektörse işte ona göre arıtmalarını koyması lazım ki çevreyi, zararı başlangıçta tabii önlemesi gerekiyor. Ama herkesin de bu circular economy dediğimiz ekonomik modeli küçük modelde bile olsa uygulamaya çalışması gerekiyor. Ama bunu işte ortaya koymak için öncelikle birbirimizi dinlememiz, anlamamız, rollerimizi paylaşmamız lazım. İşte Su Kanunu bu rolleri güzel paylaştırıyorsa, Ne bu mutlu. ulusal su haritamızı, su yol haritamızı ortaya koyuyorsa harika bir şey. Gerçekten çünkü artık su krizinin içerisindeyiz. Hani su kriziyle karşı karşıya kalacağız diye söylemlerimiz vardı ya. Biz bu sene Birleşmiş Milletler Gıda Tarım Örgütü olarak artık su krizinin içinde olduğumuzu konuşuyoruz. Suyun ekonomisini o yüzden konuşuyoruz. Bu anlamda su eylem gündemi bu seneki konferans, daha az su kullanarak daha besleyici gıda üreten, istihdam yaratan ve herkes için güvenli, sağlıklı ortamı destekleyen, daha kapsayıcı, sürdürülebilir tarım gıda sistemlerine artık dönüşmemiz gerektiğini vurguluyoruz. Bunu nasıl yapacağız? Gene sonuçta hep birlikte yapmamız, hep birlikte ortak çabayı göstermemiz Peki Ayşegül gerekiyor. Hanım, hep birlikte dediniz. Su Yönetimi Genel Müdürlüğümüz var. Devlet Su İşleri gibi çok köklü bir Evet. teşkilatımız var. İşin belli boyutlarında Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tabii ki bünyeye giriyor. Ama bugün Sayın Bakan da dedi ki bir de Ulusal Su Kurulu kuracağız dedi. Acaba sizin söylediğiniz bu yaklaşımın bir tezahürü müdür bu? Ya da tam tersi bir değerlendirme, ya bu kadar zaten çok başlılık var, bir de kurula ne gerek mi var? Bilmiyorum. Değerlendirme sizin. Siz de bilemediniz Şimdi galiba. 11. kalkınma Evet. planında acaba demiş miydik ki böyle bir su kurulda kuralım diye bir öneri var mıydı diye düşündüm Aha. sadece açıkçası. Çok hatırlamıyorum böyle bir şeyi ama şimdi Su Enstitüsü de var, onu da unuttunuz. Aa, Bir de doğru. Bir de su enstitümüz var bizim. Çok doğru. burası, Çok doğru. onu da Çok doğru. unutmamamız lazım. Ya Şimdi bir biz Su de Yönetimi Genel Müdürlüğü'nde çalışıyoruz. Sahada Reform Ayşegül Genel Hanımcığım, şimdi Müdürlüğü. bunlar tabii üst kurumlar. Sahada kooperatifler, işte sulama Sulama birlikleri, birlikleri bunların var. birbiriyle Doğru. çelişen uygulamaları, çiftçi ulaşamama durumu gibi çok kapsamlı, çok boyutlu bir konu. Ama bağlantımızın, en azından bugünkü bağlantımızın son cümleleri olsun. Hep de hani klasiktir bu. Belki bu su kurulu, işte bu bütün sahada ve merkezde uygulayıcı konumda karar verici ya da politika yapıcı konumundaki kurulların ya da enstitülerin, işte kurumların çalışma alanlarını değerlendirip öneride bulunabilir. Belki o amaçla kurulacaktır. Hani bir dağınıklığı su kanunu çıkana kadar bir yerde toplamak adına belki oluşturulacaktır. Ki sonuçta yani bir taraftan da sulama yatırımları devam ediyor. İşte barajlarla ilgili yatırımlar devam ediyor. Sel taşkın felaketini önlemek adına yatırımlar devam ediyor. Suyun tüketim dışında kullanımı,
kaynağını ayrı bir değerlendirme gerekiyor. Ama bir taraftan su ürünleri üretiminde de tatlı su kaynaklarımızı kullanıyoruz. Yani bunların hepsini bir arada değerlendiren bir kurul belki Belki de. oluşturulacaktır. Belki arkasında böyle bir niyet vardır. O zaman herhalde bu işe Biz yarayabilir. de Ama bir paydaşı oluruz taraftan diyorsunuz. Ayşegül Hanım ya mutlaka, çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Var mı bu fakir sunucunun atladığı, sizin gündeme getirmek istediğiniz böyle bir başlık? Ben her şeyi sordum zihnimdeki bu süre zarfında ama. çok teşekkürler Umut Bey. Tabii ki su kaynaklarımızı korumamız gerekiyor öncelikle. Daha az da daha çok üretme zamanı ve biraz da kontrollü tüketme zamanı. Artık öyle bir devirden geçiyoruz. Hepimizin israfı, her hayatımızın her alanında israfı azaltması gerekiyor ama başta da su gibi çok kıymetli bir kaynağı çok dikkatli kullanmamız ve her alanda ona kıymet değer vermemiz lazım ki artık suyumuza daha fazla sahip çıkalım. Çıkalım. Şu su krizinin yaşandığı ortamda gelecekteki nesiller için suyu koruyalım Çok teşekkür diyeceğim. ediyorum efendim. Temsil ettiğiniz kuruma da sadece suya yazı yazmadığı, uygulamada da gösterdikleri için bir kez daha çok teşekkür Teşekkürler. ediyorum. Bu özel günde bizlerle Teşekkürler. birlikte olduğu Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü, kısa adıyla FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı Doktor Ayşegül Selışık. Sağ olsun, var olsun. Değerli izleyicilerimiz, çok kısa bir ara. Aranın hemen ardından tekrar birlikte olacağız. Lütfen ekranınızı değiştirmeyiniz.